2023 Mayıs ayı hem milletvekili hem cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirmelerini yapacağımız. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu seçim sonuçlarına ilişkin açıklamasında en çok önemsenenin iktidar olduğunu, böylelikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İzmir'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıktığını dile getirdi. Seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanlığı tabii en çok önemsediğimiz yer iktidar olduğu için de Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Cumhurbaşkanlığı seçiminde İzmir her zaman olduğu gibi öncesindeki seçimde hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmıştır. Büyük bir teveccüh göstermiştir. İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy, Erdoğan'ın aldığı oydan yaklaşık 1 milyon 20 bin fazladır. Bu şu demek, eğer seçim sadece İzmir'de olsaydı bu seçim açık ara bir sonuçtur. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu sandık güvenliğine de dikkat çekti. Yönetim kurulu üyeleri ise kendi görev sahaları ile ilgili yapmış oldukları çalışmaları tek tek anlattı. 5 Nisan'da parti okulu tarafından bize sandık güvenliği eğitimiyle ilgili eğitim modülü geldi. 5 Nisan'dan itibaren bütün ilçelerimize seferberlik başlattık ve bazı ilçelerimize aynı anda 2-3 yerde olmak üzere 50-60 kişilik sınıflarda tüm sandık sorunlarımıza asil olmak üzere öncelikle eğitim verdik. Yedeklerimizin de hemen hemen %90'ını eğitimlerini tamamladık. Eksik olan kısmın eğitimlerini ise YouTube üzerinden parti okulu eğitmenlerin, parti okulumuzun hazırladığı sandık eğitimi, sandık başı eğitimi ile ilgili modülü her birinin cep telefonuna linki göndermek suretiyle eğitim sekreterlerimizin de yardımıyla tekrar kendilerine üzerinden geçmesini sağladık. İl Sekreteri Avukat Özlem Ünsal sandık güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünsal, sandık güvenliğinin korunması adına vatandaşlardan seçim günü gelecek olan ihbarların alınması adına Alo Sandık Güvenliği hattı oluşturduklarını söyledi. Seçim günü sandık güvenliğinin sağlanması en çok önem verdiğimiz konuların başında geldi hep. Bu doğrultuda vatandaşlarımızdan seçim günü gelecek olan ihbar, şikayet ve destek taleplerine derhal müdahil olabilmek adına Alo Sandık Güvenliği hattı oluşturduk. Sosyal medya ve görsel basın aracılığıyla duyurularımızı yaptık. İl başkanlığımızda oluşturduğumuz çağrı merkezi ekibimiz seçim günü sabah 5 itibariyle görevinin başında hazır bulundu.